Bilim adamları uzun zamandır enerjiyi doğa şartlarına bel bağlamaksızın istedikleri zaman kullanabilmek için depolama yollarını bulmaya çalışıyorlar. Artık rahatça söyleyebiliriz ki insanoğlu bu konuda büyük ilerlemeler kaydetti. Kanalımıza gelen herkese merhaba. Bugün yenilenebilir enerjinin depolanma yöntemlerini ve bunun küresel enerji sektöründeki önemini konuşacağız. Genel olarak verimli enerjiyi depolama günümüzdeki en büyük enerji sorunlarından biri. Fakat artık enerji depolama teknolojileri arıza durumunda elektrik sıkıntısını telafi edebilecek ve henüz kullanılmamış rüzgar ve güneş enerjisi santrallerindeki enerjiyi sağlayabilecekler. Enerji depolama teknolojilerinin kullanımı, uygun maliyetli yerel enerji sistemleri yaratacak, tepe tüketim sürelerini yumuşatacak ve dağıtılmış enerji için elektrik ticareti piyasaları oluşturacak. Ancak sorun şu ki, henüz dünyada tamamıyla kabul edilebilir bir depolama teknolojisi bulunamadı. Şimdilik santrallerin çalışmaları tüketicilere uyum sağlasa da, ani başlangıçlardan ve olası kazalardan kaçınmak için enerji açığını 1,5 ila 2 saat boyunca karşılayabilecek 1020 megawatt kapasiteli bir pile ihtiyaç var. Bilim insanları 20 yıldır böyle bir pili üretmenin peşinde. Fakat henüz bir sonuç alınabilmiş değil. Üretilen piller çok pahalı ve verimlilik açısından oldukça düşük. Kullanılan pillerin kapasitesi 12 megawattı geçmiyor. Depolama sistemlerine en büyük talep, yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payını aktif olarak artıran ülkelerden, Asya ve Afrika'daki gibi izole enerji sistemlerinden gelecektir. Bir diğer potansiyel tüketici ise, büyük elektrik şebekelerine olan uzaklığından dolayı yenilenebilir kaynaklara ihtiyaç duyan ve aktif olarak tanıtılan, ancak üretimin dengesizliği nedeniyle dizel santrallerle birlikte hareket etmek zorunda kalan Uzak Doğu'dur. Bunlara ek olarak bu sistemler, elektrikli taşımacılık sektöründe de büyük talep görecektir. Aslında insanoğlu birçok pil türü icat etti. En ünlüleri mekanik pillerdir. Mesela pompaj depolama enerji santralleri. Hidroelektrik aslında mekanik enerjinin çeşitlerinden biridir. Ancak çok büyük miktarlarda biriktirilebilmesi ve bu güçte ve zaman aralıklarında kullanılabilmesi bakımından farklılık gösterir. Bu nedenle güç sistemlerinin değişken yükünü eşitlemek ve termik santrallerin daha düzgün çalışmasını sağlamak mümkündür. Pompaj depolama enerji santrali genellikle 50 ila 500 metre arasında değişik seviyelerde olan üst ve alt olmak üzere iki rezervuar içerir. Makine dairesinde hem motor pompaları hem de türbin jeneratörler olarak çalışabilen tersinir üniteler vardır. Yüksek rezervuarda 500 metre veya daha fazla ayrı pompalama ve türbin üniteleri kullanılır. Güç sistemi yükünün minimum olduğu zamanlarda, örneğin geceleri, bu üniteler üst rezervuarı suyla doldurur ve pik yük sırasında sistemler biriken hidroelektriği elektrik enerjisine dönüştürür. Elektrik talebi azaldığında fazlalık pompaj depolama enerji santralinde alt depodan üst depoya su pompalamak için kullanılır. Böylece fazla elektrik enerjisi mekanik yani potansiyel enerjiye dönüştürülür. Elektrik talebinin artması sırasında su üst tanktan alt tanka boşaltılır. Bu durumda su, potansiyel enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürüldüğü bir hidroturbo jeneratör içerisinden akar. Bu sistemin verimliliği %7085'tir. Bu şekilde elde edilen elektriğin maliyeti termik santrallerden çok daha yüksektir. Ama yük programının eşitlenmesi ve termik santrallerin nominal kapasitesinin azaltılması olasılığı güç sistemlerinin işletme maliyetlerini düşürür ve pompaj depolama santralinin inşasını karlı çıkarır. Şu anda dünyada 300'den fazla pompaj depolama enerji santrali var. Fakat bu santraller yaygın olarak kullanılmıyor. Çünkü bu santrallerin açılması, belirli arazi şartları, karmaşık altyapı ve birçok bürokratik izni gerektiriyor. İkinci tip mekanik pil, hareketli araçlar için tasarlanmıştır. Bu tip piller, büyük kütleli ve çok sayıda devirde dönebilen bir volandır. Depoladığı enerji, volanın kendisinin kinetik enerjisinden başka bir şey değildir. Volanın kinetik enerjisini artırmak için, kütlesini ve dönme devirlerinin sayısını artırmak gerekir. Şu anda şehir içi otobüslerde kullanılmak üzere bu tip pillerin prototipleri oluşturulmuştur.
Ancak volan pilleri kullanma olasılığı hala belirsizdir. Bir elektrokimyasal akü, elektrik enerjisiyle beslenerek şarj edilir. Akü, enerjiyi kimyasal enerjiye dönüştürür. Elektrokimyasal akü, depolanan enerjiyi tekrar elektrik enerjisi şeklinde üretir. Kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi, kimyasal bir reaksiyonla gerçekleşir. Elektrotlar arasında oluşan potansiyel fark, bir elektrik akımı oluşturur. Elektrokimyasal aküler en çok içten yanmalı motorları çalışmak üzere kullanılmaktadır. Şu anda nispeten ucuz kurşun asit aküler en çok kullanılanlardır. Ancak son zamanlarda hibrit otomobillerde ve elektrikli araçlarda güçlü lityum iyon piller kullanılmaya başlanmıştır. Daha düşük ağırlığa ve daha fazla spesifik kapasitansa sahip bu aküler, nominal kapasitelerinin neredeyse tam olarak kullanılmasına izin verir. Daha uzun ömürlüdür ve daha güvenilir olarak kabul edilirler. Mevcut tüm elektrokimyasal akülerin en büyük dezavantajı, akü tarafından depolanan spesifik enerji değerlerinin düşük olmasıdır. Son birkaç yılda yeni yerçekimi pili kavramını bizlere sunan çeşitli girişimler ortaya çıktı. Mekanik yerçekimi depolamanın ana fikri, belirli bir yükün bir yüksekliğe yükselmesi ve doğru zamanda serbest bırakılarak jeneratör ekseninin yol boyunca dönmesini sağlamaktır. Fikir basit. Güneş panellerinin ve rüzgar türbinlerinin çok fazla enerji ürettiği bir zamanda elektrik motorlarının yardımıyla özel ağır vagonlar yukarı taşınır. Geceleri ve akşamları enerji kaynakları tüketicilere sağlamak için yeterli olmadığında vagonlar aşağıya bırakılır ve jeneratör olarak çalışan motorlar depolanan enerjiyi şebekeye geri döndürür. İskoç Gravitricity girişimci şirketi bu ilkeye dayanan bir elektromekanik enerji depolama pili geliştirdi. Şirket pilin demo versiyonunu İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da piyasaya sürdü. Sistem 4 katlı ev uzunluğunda asansör boşluğuna benziyor. Bir asansör kabini yerine bu desteğin içinde elektrik motorlarına bağlı çelik kablolara asılı 50 tonluk bir dökme demir kargo bulunuyor. Motorlar güçle beslendiğinde bu yükü kaldırıyorlar. Çukurun yüksekliğinin yarısı, şebekeden gelen elektriği dökme demir yapının potansiyel enerjisine dönüştürüyor. Yerçekimi pilinde biriken enerjinin verilmesi gerektiğinde, yerçekiminin etkisi altındaki yük çukurdan indiriliyor ve motorlar elektrik jeneratörleri olarak çalışmaya başlayarak 250 kW saate kadar güç üretiyorlar. Tüketim ve elektrik üretim modları arasında geçiş yapmak, sadece birkaç saniye sürüyor. Gravitricity'ye göre yerçekimi pili depolanan tüm enerjiyi 11 saniye içinde serbest bırakabiliyor. Ancak testler devam ederken kargo sadece minimum hızda hareket ediyor. Potansiyel olarak bu tür sistemler 1 ila 20 megawatt peak güç üretebilir ve bunu 8 saat içinde yapabilir. Bunu yapmak için şirket büyük kütleli bir yük kullanmayı ve yükü çok daha yüksek bir irtifaya kaldırmayı planlıyor. 2023 yılına kadar Gravitricity, yaklaşık 1 kilometre derinliğindeki bir madende 500 tona kadar yük ve yaklaşık 4 megawattlık bir kapasiteye sahip tam ölçekli sistemi Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Güney Afrika'da kurmayı planlıyor. Hemen hemen tüm mekanik depolamalar basit tasarımlı olduğundan yüksek güvenilirlik ve uzun servis ömürlerine sahiptir. Bir kez depolanan enerjinin depolama süresi, kargo ve yapısal elemanların eskimediği veya korozyondan dolayı zamanla parçalanmadığı sürece pratikte sınırsızdır. Kaldırma vagonlarında depolanan enerji çok kısa sürede serbest bırakılabilir. Bu tür cihazlardan alınan güç üzerindeki kısıtlama, yalnızca düşen kargonun hızındaki maksimum artış oranını belirleyen serbest düşüşün hızlanmasıyla uygulanır. Ne yazık ki bu tür cihazların spesifik enerji yoğunluğu küçüktür. 1 litre suyu ısıtabilecek gerekli enerjiyi depolamak için 1 ton kargoyu en az 35 metre yüksekliğe kaldırmanız gerekir. Gelin yerçekimi pillerinin lityum iyon pillere göre ana avantajlarına bakalım. Maliyet. 1 megawatt saat depolama maliyeti açısından lityum iyon pillerden en az 2 kat daha ucuzdurlar. Servis süresi. Lityum iyon piller şarj-deşarj döngülerinin sayısına bağlı olarak 5 ila 10 yıl içinde yıpranır. Bir yerçekimi pilinin kullanım ömrü çok fazla bakım ve onarım maliyeti olmadan 50 yıla kadar çıkabilir. Ve elbette lityumun doğadan çıkarılması ve kaynaklarının sonsuz olmayışı
bu teknolojiyi uzun vadede pek avantajlı kılmaz. Bu açıklananlara ek olarak başka enerji depolama pilleri de vardır. Fakat bunların çoğu depolanan enerjinin yoğunluğu bakımından çok sınırlıdır ve yüksek birim maliyetine sahiptir. Bu nedenle pek de ciddiye alınmamaktadırlar. İnsanoğlunun eylemleri uzun vadeli dramatik sonuçlarla gezegende büyük ölçekli değişikliklere neden olmaktadır. Bu krizi çözmenin yolu, iklim değişikliğinin önemli bir nedeni olan fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye bağımlılığı ortadan kaldırmaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, gerçek enerji güvenliğine giden tek yoldur. Uzmanlara göre 2050 yılına kadar enerji dengesinin %40'ı alternatif enerji olacak. Yani önümüzdeki 515 yıl içinde elektrik depolamak, ticari olarak kurulmuş bir teknoloji haline gelecek ve insanlık başka bir elektrik enerjisi endüstrisine geçecek. Pandora TR kanalımızdaki bu videomuzdan da bugünlük bu kadar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, videolarımıza güzel yorumlar yapmayı ihmal etmeyin. Çok yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.